Kayınvalidim mesela bana karşı askeri bir şekilde davranıldığını, hani zorunluluk olduğundan bahsediliyor. Ama biz yani böyle şeyleri görünce bizim hani herkes de görmüştür yani böyle bir şey bizde kesinlikle yok. Sizde var. Kimse kimseyi bana göre sevmek zorunda değil, sadece saygı göstermek zorunda. Evet, bence sevmek zorunda. Mış olsa bile yapılmak zorunda. Çünkü Hocam. oğlunu seviyorsun. Kayınvalideni sevemezsen eşinle hiçbir zaman aran Ne düzelmez. alakası ya, var? Çok alakası var. Çok alakası var. Evet. Bir şey çok alakası var. Saygı gösterdik olsa eşinle niye aran açılsın? Evet. Ben gelinimle aramda ya da hayatımdaki özel insanlarla, çocuğumla, eşimle, kayınvalidemle aramda, kim olursa olsun arkadaşlarımla aramda bir lezzet istiyorum. Bu lezzet de samimiyetle alakalıdır. Samimiyeti olmayan bir sevgi. Ben nasıl gelime zorundasın, nasıl çocuğuma, nasıl eşime zorundasın diye. Bu lezzeti ben yakalamalıyım. Bu lezzeti ben oluşturmalıyım. Ve o bunu yaşarken, ben onda o lezzeti alırken bu sevginin tadı damağımda kalmalı. Bunun ağzında tadı damağa kalmayan bir lezzet nasıl oluyor onu anlamıyorum. Yapışmış o, zorundalık var. Evet, neyse. Öyledir. Demek ki mecburiyet. Bu herkesin fikri. Karadeniz'de yani saygı duyanım, o sizin fikriniz. Fikrim değil ya, zikrim. Ha, fikrinle zikrim bir ise o zaman sen korkulması gereken bir kişisin. Mecburen görünüyorsun öyle. Aslında sevmiyorsun da sevmiş gibi görünüyorsun. İşte siz kendinizi tanımladınız. Evet. Ben seni sevmedim, sevemeyim. Şimdi. Aa, hiç de olmadı. Çiğdem Hanım ve Hüsnü Hanım'ın büyük iddiası var. Evet. Evet. Büyük bir iddia. Ya girdiler biliyorsunuz değil mi bunu? Biliyorsunuz. Bilmiyorlar. Biliyorsunuz. Bilmiyor. Bir bakalım. Bilmiyorlar, söylemedim. Bakalım. Bilmiyorlar. Siz de cuma günü açtığınızda tabağı kesin bu uyuyan güzel Hatice dediniz. Evet. Tadına bakmadan uyuyan güzel bu Hatice'nin tabağı evet, dediniz. Öyle mi? Tadına bakmadan öyle dediniz evet. Uyuyan güzel kesin tadına bu. Tadına bakmadan mı dediniz? Uyuyan güzeli öyle dediniz. Bu kesin Hatice'nin tabağı dediniz. Allah Allah. Kafayı bir ona taktınız. Uyuyan güzel dedim. Onun tadına baktınız, beğendiniz. Sonra gittik ne yaptınız? O Hatice'nin olduğunu tahmin ettiniz. Çünkü uyuyan güzel Hatice dediniz ona. Beş dediniz. Bir, iki, iki dediniz. Hatice'nin zannettiniz. Aramıyorum diye bir şey yok ama Gülşah çıktı. Ben Gülşah çıktı evet. Hatice'ninki olsaydı Hatice'ye... Ama bakın adını bak, koydunuz. Adını Hatice'nin tabağı bu dediniz. O zaman niye beş vermedin? Verdiniz. İşte verdin. Vermedim. Gülşah çıktı. Hatice'ye beş Hatice vermedim. Çıkmadı. Hayır, yanlışınız var, onu lütfen bir daha Hatice'ye ben uyuyan güzele beş vermedim. Uyuyan güzele beş vermedim. Beş verdim. Uyuyan güzele beş vermedim. Bakabilirsiniz. Bakabilirler canım. Birinci... Var mısın iddiasını? Var. Nesine gel Allah aşkına. Nesine olursa. Hadi ayakkabısını. Kazandığın bileziklerden bir tanesini bana vereceksin. Vereceğim. Tamam söz hadi mü? Söz. Sen de bana vereceksin ama. Tamam söz. Tamam, vereceksin söz, ama söz. Tamam. Tamam. Birinci tabak. Aa ne kadar şık görünüyor. Sevdi. Görüntü şık ama. Çok böyle masalsı bir duruşu var. Sanki birazdan uyuyan güzele ulaşacağım. Uyuyan güzel. Benim gelin olmasın mı uyuyan güzel? Olabilir. Bu ara çok uyuyordu. Bilmem. Beş. Beş. Kendi bileziklerine evet. Girdin değil mi? Kendininkinden yani? Alacağım. Ama yani nasıl alacağım? Sen bilezik... Uyuyan güzel evet. Beş ve Gülşah aldı onu. Hatice'ye evet. Beş vermedim. Evet. Gülşah'a beş verdim. Ama Gülşah tabağını Hatice'nin tabağı zannedip uyuyan güzel benzetmesi yaptı. Onu konuşuyoruz zaten. Onu konuşuyoruz zaten. Orada da onu tartışıyorduk. Tamam ben de onu dedim. Biraz aynı zannedim. Şeyi söyleyip aynı şekilde iddia girdi. Burada kim kazandı ama Fatih? Fatih. Aynı şeyi söyleyip fakat ayrı bakış açılarıyla bakıyorsunuz. O yüzden aynı şeyi iddia ediyorsunuz. Yok aynı şeyi etmiyorum. Ama ya. Neyi taraf iddia yok yani. Neyi iddia ettik? Birbirinize ben... altın bilezik verecek durumunuz ya yok. Ya onu dedim ama... Hepiniz aynı şeyi yapıyorsunuz. Tabii aslında. Ben hikaye tabii ki etmiyorum. Siz gelininizin tabağını bulup 5 puan vermek istiyorsunuz sonuçta. Tabii. Siz ya ediyorsunuz lezzeti. Yani. Siz bunun, bu tezinizin yanlış olduğunu çıkmasın, eğer yanlış anlaşılmasın diye... ...siz hala ben lezzete 5 puan veriyorum diyorsunuz. Hadi, hadi canım yemeyin. Ben de onu yemem. Gelin tabağını bulursam 5 yapıştırırım desenize. Hatice hayır. Benim gibi. Hatice'yi de evde bak, söylüyorum. Bak şimdi bana söyle. Ben de öyle. Evet. Ben de. Ben eminim Hanife Hanım da. Evet gelinim tabağı bulursam 5 yapıştırırım. Kim kazanacak yani. O zaman? Hayır ben de istiyorum. Beni
emin olduğun zaman gemiyim kötü de olsa beşi bastı. Bakın gel, uyuyan tabak dedi. Uyuyan ne uyuyan güzel. Daha tadına bakmadan. Hatice Hanım çok lezzetli dedi. Hangi koluma takayım? Çok güzel. Hatice Hanım hazırlayın. Demek ki gelinizin tabağını arıyorsunuz. Bu kadar. Ben gelinimi tabağını aramıyorum. Sen mi takacaksın? Ay, bir daha bu iddia olursa kolunuzdaki altınları ben alacağım. Alabilir miyim şu bileziği? Yok hayır veremeyeceğim. Neden? Çünkü benim söylemek istediğimle sizi anlamış olduğum şey çok farklı. Fatih Bey de şahit gördünüz Fatih Bey. Ben alacağım bundan sonra. Çünkü şu andaki tezin ikinizin de söylemek istediği şey aynı. Başka kollardan girdiniz. Ama böyle bir iddia olursa ben alacağım bileziği. Tamam. Evet. Ekran altında ne yazıyor? Çiğdem Hanım Elif'in yemeğini bulabilecek mi? Gelinin yemeğini bulabilecek mi? Bulacağım. Akşam bizim kayıtları izliyor. Yani. Evet. Zaten özelliği bunun yani. Hayır, bulmak. Kayınvalidem gerçekten benim tabağımı bulsa bile lezzetsizse en lezzetlisine puanı veriyor. Yok, ama ben diyorum ki bu saatten sonra yok anne, öyle bir dünya lezzetsiz ya. De olsa benim tabağımı bul 5'i ver. Ya Hüsniye Hanım işte her zamanki gibi yine kıvır Allah kıvır, kıvır Allah kıvır nasıl kıvıracağını bilemiyor. Orada başka yapıyor. Ben şimdi bunların her şeyini ortaya dökmeye başladım ya. Lezzet arıyorum diyor ya. Hikaye açık açık de ki Hatice'nin tabağını arıyorum. İddiaya girdik geldi orada bana masal anlatıyor. Kaybettiğini anladı. Alacaktım aslında o bileziği onun kolundan. Onu bir hafta böyle süründürecektim. Uyutmayacaktım. Ama gene Fatih Bey'e dua etsin. Fatih Bey ortamı yumuşatınca bilezik kaldı onun kolunda. Ha bileziğini tabii ki geri verecektim ama o onu düşünemediği için aklı gitti. Şimdi bugün... Tamam bunları yaptık. Bunları hep konuşacağız zaten. Puanlar, tabaklar. Kaç puan verdik? Kaç verin, alın. Gelelim. Puanlar. Saadet'e. Saadet yapalım. Saadet kuralım. Puanlar. Ve sevgili gelinleri ayağa alıyorum. Oy, 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 oy diyorum. Oy diyorum, oy. Evet. Gelinin mutfakta programı. İlk gününde sevgili gelinlerimiz kaçar puan aldılar? Bugünden itibaren haftanın final gününe kadar olan puanlar toplanıyor. En yüksek puanı alan gelinimiz bizden tam 5 altın bilezik kazanıyor. En düşük puanı alan gelinimiz maalesef gelinin mutfaktaya veda ediyor. Bugün ilk gün ve ilk gün acaba... İlk olarak en düşük puanı alan gelinimiz hangi gelinimiz? 11 puanla. Başak ve Hatice. Evet, 11 puanla Başak ve Hatice. Günün en düşük puanları. Daha her şeyin başındayız. Başak'la aynı puanı aldık. Düşük puanı almadık. Çok erken konuşmak istemiyorum. El lezzetine güvenmiyorum şimdiden kimsenin. Benden sonraki kimseye zaten el lezzetine güvenmiyorum. İnşallah bu hafta ben alacağım. Günün en yüksek puanı alan yarışmacısı. 12 puanla. Elif ve Gülşah. O birinci, iki, ikinci. Yani... yani arada da şiş puan. Fazla puan. Ne puan? Bir, 12, 12, 11, 11. İşte bir, iki, ikinci. Sevgili kayınvalideler demek ki nasıl puan verdiyseniz. Bugün birinci oldum. Mutluyum. Ben daha fazla puanlar bekliyordum ama kayınvalidelerimiz bugün beni çok şaşırttılar. Çok saçma bir puanlama sistemi oldu bugün. İnşallah... İlerleyen günlerde daha yüksek puanlarda alacağım. Bu sizin marifetiniz. Damak tatları o kadar değişik ki işte biz sizin de böyle... Sizin marifetleriniz oluyor değiştik. Bu puanlar.